Başlayalım. Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı devam ediyor. Sahada olan genel başkan yardımcılarımız toplantıya uzaktan erişimle katıldılar. Deprem sahasındaki ihtiyaçları, aksaklıkları, yapılması gerekenleri bizlerle paylaştılar. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin üzerinden tam 2 hafta geçti. Çaresizlik, acı, öfke, üzüntü hepsi birbirine karıştı. Depremde yakınlarını yitirenler, evsiz barksız kalan aileler, sahipsiz çocuklar, nerede bu devlet haykırışları ve bu çaresizliği gören yaşayan milletimiz? Hiçbirimiz artık eskisi gibi değiliz. Ruhlarımızda derin yaralar var. Kimliksiz, kefensiz, zeytin ve mersin dallarıyla insanlarımızı toprağa verdik. Cenazelerimizin sayısı 41 bini aştı. Ülkemiz cenaze evine döndü. Yaralılarımızın sayısı ise 108 binin üzerinde. Artık bölgedeki üst düzey yetkililer de bu rakamların gerçeğin çok ötesinde, aslında gerçeğin bu rakamların çok ötesinde olduğunu kabul ediyorlar. Dün depremin koordinatör valisi durumun açıklanan rakamlardan 3-4 hatta 5 kat daha kötü olduğunu itiraf ediyor. Biz depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında artık sona gelindi. Depremin şimdi enkazını kaldırma çalışmaları başlıyor. Enkazın altında hala vatandaşlarımızın cenazeleri var. Bu aşamada cenazelerin vücut bütünlüğü içerisinde çıkarılması, insan onuruna yakışır şekilde definlerinin sağlanması gerek. Ne yazık ki bu konuda deprem bölgesinden çok sayıda şikayet ve tepki alıyoruz. Artık çabalar depremzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için harcanacak. Deprem bölgesinde olası bir salgına izin verilmemesi için gerekli hijyen ve temizliğin sağlanması da gerekiyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun koordinasyonunda genel merkez yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, örgütlerimiz, belediyelerimiz tüm gücümüzle yaraları sarmak için elimizden geleni yaptık. Cumhuriyet Halk Partimiz tüm gücüyle depremzedelerin yanında oldu. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Dayanışmayı sürekli büyüteceğiz. Tabii depremin ilk anından itibaren bölgeye yardıma koşanları da hiç unutmamamız gerek. Onların hepsi isimsiz kahramanlardı. Hiçbir parti, görüş, düşünüş farkı gözetmeden gerek desteklerini bölgeye ileten, gerekse bölgeye koşup çıplak elleriyle, tırnaklarıyla arama kurtarma faaliyetlerine destek veren binlerce gönüllüye, aslan parçası gençlerimize şükran borçluyuz. Yine bölgeye yardım için yarışan sivil toplum kuruluşlarına, devlet kurumlarının fedakar personeline ve elbette güvenlik kuvvetlerimize müteşekkiriz. Yine depremin ardından ülkemize arama kurtarma ekiplerini gönderen, adını tek tek sayamayacağımız 88 ülkeye ve bu arama ekiplerine ayrımsız, istisnasız şükranlarımızı sunuyoruz. Zor günümüzde yanımızda olan bu ülkelere müteşekkiriz. Yaptıkları yardımları asla unutmayacağız. Değerli basın mensupları, acımız çok büyük. Yüreğimizdeki ateş kolay kolay küllenmeyecek. Kaybettiklerimizi her zaman hatırlayacağız. Ülkemiz 485 diri fayın bulunduğu bir deprem ülkesi. Bu yaşadığımız ilk büyük depremde değil. Bugüne kadar alınması gereken, yaşadığımız depremlerden alınması gereken pek çok ders vardı. Ama hiçbir ders alınmadığını bu depremde yaşayarak gördük. Bu ülke 1999'da çok büyük bir deprem yaşadı. Üzerinden tam 24 yıl geçti. Son 20 yıldır da ülkemizi aynı kişi yönetiyor. Bu 20 yılda irili ufaklı başka depremleri de gördük. Ama bu yönetim depreme hazırlık yerine sadece algıyı yönetmiş. Bilim insanları, namuslu bürokratlar uyardı.
şahsım hükümetleri sadece seyretti. Sonuç büyük bir yıkım oldu. 20 yıllık hükümet, eğer bunların ar damarı çatlamamışsa, sebebi olduğu böyle bir yıkım karşısında ne yapar? İstifa eder. Bu felaketlerin nihayet bulması için artık her şey değişmek zorunda. Coğrafya kaderse, bulunduğumuz coğrafyada 12 milyon yıldır depremler yaşanıyorsa ve milyonlarca yıl daha da yaşanacaksa yapılacak tek şey vardır. O da zihniyeti değiştirmek. Akletmeyen zillete düşer. Bir daha böyle zilletleri yaşamamak için akledeceğiz. Aklımızı kullanacağız. Coğrafya kaderse biz bu kadere teslim bayrağı çekmeyeceğiz. Bu kadere vatandaşlarımızı teslim etmemek için aklın, bilimin gerektirdiği her türlü tedbiri alacağız. Kültürümüzü, estetiğimizi akılla, bilimle, liyakatle birleştireceğiz. Coğrafyamızın gerçekleriyle uyumlu, güzel ve dayanıklı şehirler inşa edeceğiz. Depreme dayanıklı binalar yapacağız. Kısa vadeciliği, köşe dönmeciliği, rant hırsını bu topraklarda bitirmek zorundayız, bitireceğiz. Hem de bir daha geri gelmemek üzere. Deprem ve sonrasında kimseden izin, icazet ve talimat beklemeden anında hareket edebilmek için hangi kurumların neleri, nasıl, ne zaman yapacağını önceden belirleyen protokolleri hazırlayacağız. Ya bunları yapacağız ya da benzer felaketlerde yine yitirilen canlara ağlayacağız. Anne ve babalar evlatsız, evlatlar anne babasız kalmaya devam edecek. Aynı acılar bu topraklarda yaşanıp duracak. Kaybettiğimiz beşeri ve maddi sermayeyi yerine koymak yıllarımızı alacak. Aczi ve ataleti asla kabul etmeyeceğiz. Koy vermeyeceğiz. Çünkü koy vermek zayıf kılar. Zorbalara, zalimlere, köşe dönmecilere, enkazdan rant devşirenlere davet çıkarır. Biz asla koy veren olmayacağız. Akıl ederek, danışarak, dayanışarak, acıları paylaşarak zorlukları hep birlikte aşacağız. Tekrarlıyorum. Ülkemizde 20 yıldır aynı kadro iş başında. Bu yönetim 20 yıldır devleti değil, algıyı yöneterek işi idare etmeye çalıştı. Bol bol reklam filmleri hazırlandı. Ama ülkemiz depreme hazırlanmadı. Ülkeyi depreme hazırlamak yerine imar aflarıyla, Ali Dibo çarklarıyla insanlarımızın yuvalarını tabuta çevirdiler. Bu rantçı ve kirli düzene artık yeter deme vakti gelmiştir. Örnek çok. İşte İskenderun Devlet Hastanesi. Depremde 70 yurttaşımız hastane binasının altında kalıp hayatını kaybetti. Bu cinayetin geldiği devletin resmi sunumlarında ayan beyan ifade ediliyor. ...2012 yılında... hastanemiz A bloğunda yapılan deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir. Yeni hastane binası en acil ihtiyaç olarak görülmektedir diye burada yazıyor. İskenderun Devlet Hastanesi için bu tespitleri hala devletin resmi internet sayfasında durduğunu görüyoruz. Göz göre göre cinayet dediğimiz işte bu. 2012'den 2023'e 11 koca yıl boyunca yıkılan binanın depreme dayanıklı olmadığı biliniyor. Ama Sağlık Bakanlığı milletin kesesinden dolayla avroyla garantiler verip büyük büyük şehir hastaneleri yandaşlarıyla birlikte dikerken İskenderun Devlet Hastanesi'ne bir türlü sıra gelmiyor. Sonuç 70 canımız göz göre göre burada hayatını kaybediyor. Bu görevi ihmaldir. Bu görevi safsaklamaktır. 2012'den 2023'e kadar 4 tane sağlık bakanı görev yaptı. Bu cinayetten hepsi sorumludur. Yine bir başka örnek. Adıyaman'da yıkılan bir otel.
Sahibi sarayın akrabayı talukatına yakın bir isim. TÜGVA'da Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Sarayın kibirlisini o kadar çok seviyorlar ki Erdoğan'ın pankartını, koskoca pankartını otel binalarına asıyorlar. Ve bu otel yapı denetiminden geçemiyor. Mühürlenmesine rağmen ne oluyor, ne bitiyor? Yeniden açılıyor. Sonuç, yitirdiğimiz 65 can. 30'u rehber, 35'i voleybol turnuvası için ülkemize gelen Kuzey Kıbrıslı ortaokul öğrencileri, onların öğretmenleri ve velileri. Şimdi bu otelle ilgili yürütülen soruşturma dosyasına gizlilik kararı vermişler. Acaba neden? O kadar dosya içinde neden bir tek bu dosyayla gizlilik kararı veriliyor? Anlaşılan soruşturma Zülfiyare dokunmasın diye. Tüm bu acılara sebep olan bir hükümet, azıcık gururu varsa o koltuklarda bir dakika daha oturmaz, istifa eder. Hakikat ortadadır. Bu hükümet depreme şehirlerimizi hazırlamamıştır. Gerekli önlemleri almamıştır. Ballı ihalelerle, aflarla, kanun ve yönetmelik dışı yapıların önünü açmıştır. On binlerce insanımızın hayatını kaybetmesinin baş sorumlusu bu hükümettir. Yönetim koltuklarını eşe dosta peşkeş çektikleri Kızılay ve Afat depremde felç olmuştur. Böyle bir afetle en kritik zaman dilimi depremden sonraki ilk saatler olmasına karşın insanlarımız 48 saat bir başına enkazın altında kalmıştır. Mehmetçiğimiz zamanında sahaya çıkarılmamıştır. Acil müdahale için gerekli organizasyon yapılamamıştır. Arama kurtarma operasyonlarında koordinasyon sağlanamamıştır. Yeterli çadır ve konteyner stokumuz olmadığı için vatandaşlarımız günlerdir bu soğuklarda açıktadır. Maalesef bu deprem göstere göstere bağıra çağıra gelmiştir. Devleti yönetenlerin ben bu depremin olacağını bilmiyordum deme şansı yoktur. Devletin namuslu bürokratları uyarmıştır. Bilim insanları uyarmıştır. Odalar, sivil toplum kuruluşları uyarmıştır. Haftalardır burada bu belgeleri paylaşıp duruyoruz. Ülkeyi yönetenlerin önüne burada deprem olacağına dair pek çok rapor konmuştur. Ama hükümet buna rağmen hiçbir şey yapmamıştır. Şimdi atanmış İçişleri Bakanı çıkmış, utanmadan, sıkılmadan biz depremi İstanbul'da bekliyorduk, hazırlığımızı ona göre yaptık diyor. Bu kadarına da pes. Ya artık arsızlığı, yüzsüzlüğü, sorumsuzluğu bırakın. AFAD size bağlı değil mi? AFAD'ın hazırladığı raporları okusaydınız bari. Buradan bir kere daha söylüyorum. Zerre miskal sorumluluk duygunuz varsa istifa edin. İstanbul'a ihanet edenler İstanbul depremi için bugüne kadar hangi hazırlığı yaptı? Hiçbir hazırlık yapmadı. Kanal İstanbul dedi, ihanette ısrar etti. Yandaşlara rant sağlamak için İstanbul Finans Merkezi olacak dedi. Kamu bankalarını düzenleyici, denetleyici kurumları Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşımaya kalktı. İşte daha yeni ortaya çıktı. İstanbul'da çürük olduğu bilinen 93 okul ancak Maraş depreminden sonra boşaltılma kararı alındı. Bu ne biçim hazırlık? 20 yıldır iş başında olanlar bugüne kadar ne yaptı? İstanbul'da deprem hazırlığı yapan bir yönetim bunları yapar mı? Tabii ki yapmaz. Depreme hazırlanmadılar. Görevlerini alenen savsakladılar. Son 20 yılda önceki 57 hükümetin 79 yılda harcadığı paranın 4 katını harcadılar. Bu parayla bir değil, iki değil, üç değil, 4 tane depreme dayanıklı Türkiye inşa edilirdi. Ama onlar depreme hazırlanmak yerine el aleme ağalık yapmayı tercih ettiler. Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadık. Gerekirse 40 milyar dolar daha harcarız diye millete caka sattılar. Bu millet bunlara para verdi.
ömründen 20 yıl verdi. Bilim insanları, dürüst bürokratlar bunlara deprem bilgisini verdi. Peki bunlar ne 20 yılda ne yaptı? Kocaman bir hiç. Alenen görevi ihmal suçu işlediler. Ve saraylarında milleti unutan, sesini duymayan, halini görmeyen kibir abidelerinin ve yanaşmalarının elinde binlerce vatandaşımızı göz göre göre yitirdik. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü bu ülkede Kırmızı Pazartesi yaşadık. İşleneceği önceden açıkça duyurulan, failini ve maktulünü herkesin bildiği bir cinayet. Marquez'in o meşhur romanında söylediği gibi, kendi kusurlarını yücelten zavallılar. On binlerce insanımızın bağrına hançeri sapladı. Şimdi de asrın felaketi diyerek suçlarını gizlemek istiyorlar. Bu yaşanan asrın felaketi falan değildir. Asrın ihmalidir. Asrın cinayetidir, asrın ihanetidir. Ve bunun sorumlusu da bu hükümettir. Ortada 41 binden fazla can kaybı var. Devletin valisi durumun 5 kat daha kötü olduğunu söylüyor. Türkiye cenaze evi olmuş. Ama hükümet kalkıp da tek bir öz eleştiri yapmıyor. Ortada tek bir sorumlu yok. Tek bir istifa yok. Oysa depremin ilk anından itibaren yaptıkları her hata öncekini arattı. Hiçbir şey doğru düz yönetemediler. Bu iktidar iktidarsızdır. Bu hükümet hükümsüzdür. Atanmış İçişleri Bakanı daha birkaç ay önce, daha önce afetlerde insanlarımız hep nerede bu devlet derdi, ne dedi. Depremi engelleyemeyiz ama bir daha kimsenin nerede bu devlet demeyeceğinin sözünü veriyoruz diye videolar çekiyordu. Yine aynı atama bakan depremden birkaç gün önce yaptığı açılışlarda biz nerede bu devlet sözünü bir kez milletimize söylettirmedik. Allah devletten razı olsun dedirttik diye şişiniyordu. Sonra ne oldu? Tüm bu makyajları aktı. Muktedir dekorları bir gecede yıkıldı. İnsanlarımız ilk 48 saatte sokaklarda bir başına titrerken, arama kurtarma ekibi iş makinesi ararken, nerede bu devlet diye haykırırken, bunlar her yere ulaştık diyerek millete yalan söylediler. Şimdi Milli Savunma Bakanı çıkmış deprem sabahının ceridesini açıklıyor. Sabah 4.17'de deprem oldu. 4.30'da insani yardım tugayına hazır ol talimatı verdik. Saat 5.10'da Cumhurbaşkanı'na bilgi verdik diyor. Birinci sorumuz şu. 4.30'dan 5.10'a kadar yani 40 dakika Cumhurbaşkanı'na bilgi vermek için neyi beklediniz? Yoksa Cumhurbaşkanı'na ulaşamadınız mı? Yoksa zat-ı alilerini uyandırmaya mı kıyamadınız? İkinci soru. Madem insani yardım Tugay'ı 4.30'da hazır ol emri almıştı. Birinci günün sonunda vatandaşlarımız neden deprem enkazında bir başına kaldı? Yardımı niye yanında göremedi? Koskoca insani yardım Tugay'ı ve diğer askeri birlikler sahaya neden zamanında intikal edemedi? Neden Gölcük depreminde olduğu gibi sahra hastaneleri, sahra mutfakları, çadırlar, soğuktan korumalı çadırlar ilk 6 saatte kurulamadı? Mehmetçiğin elini kim tuttu, kim? Birileri milletimize yalan söylüyor. Mehmetçiği enkaza hızla gönderemeyenler, enkazda kalan imajları için ya da göndermeyenler, trollerini sahaya hızla göndermeyi bildiler. Trolleriyle beraber acılı milletimize hakaretler ettiler. Doymadılar, küfür ettiler. O da yetmedi, kendileri çıktılar, not ettiler, tehdit ettiler. 99 depreminden sonra dönemin hükümeti 2 gün deprem bölgesine gidemedi diye insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylediler. Rahmetli Ecevit'in depremin sabahında bölgedeki videoları ortaya çıktı. Ama bunlar hiç utanmadılar. İnsanlar kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Marmara depreminde hükümet 2 gün bölgeye gidemedi yalanını ağzında sakız yapan Erdoğan deprem bölgesine ancak 2 gün sonra gidebildi.
Küçük ortağının ise ancak bugün, yani depremden 2 hafta sonra, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı'ndan bile sonra deprem bölgesine ayak basacağı söyleniyor. Hatay'a kadar gitmişken, 1 saatlik mesafedeki Osmaniye'ye de uğrasın bakalım. Bakabiliyorsa hemşerilerin yüzüne de bir baksın. Ama bunların ne yapacağı belli. Ayarlanmış sahne ve kadrajlarla deprem bölgesinde yine algı operasyonları yapacaklar. Bunlar milletin derdine derman olmayı bıraktı. Tek dertleri enkazın altında kalan çürümüş, kokuşmuş imajlarını kurtarmak. Bu deprem bir kez daha gösterdi ki dünyanın en sağlam binaları değil ama dünyanın en sağlam koltukları bu hükümette. O kadar deprem oldu. Altın varaklı koltuklarında tek bir kişiyi altın varaklı koltuklarından tek bir kişiyi bile kıpırdatamadı. Akıldan, izandan tamamen koptular. Depremzedelerin barınma sorununu aklı, bilimi, üniversiteleri ve gençlerimizi feda ederek çözmeye kalktılar. Meşhur hikayedir. İkinci Dünya Savaşı bitiminde Amerikalı general teslim aldığı Alman generale siz artık bir daha sırtınızı doğrultamazsınız der. Alman general sakin bir şekilde şöyle yanıtlar. Doğru, taş üstünde taş kalmadı. Her yer yıkıldı. Ama üniversitelerimiz ayakta. Aklı başında bir yönetimden beklenen budur. Eğitimi ve üniversiteleri ne olursa olsun ayakta tutmak. Üniversite öğrencilerimiz zaten salgın döneminde 2 yılını kaybetti. Bu son kararla aslında bir kuşağı kaybediyoruz. Tam da gençlerin yüz yüze konuşmaya, bir araya gelmeye, tartışmaya, sosyalleşmeye ihtiyacı olduğu bir zamanda. Üniversite sadece kuru ders değildir. Üniversite bir kültürdür. Bilim yuvasıdır. Okuldaki imkanlar pek çok evde yok. Laboratuvarlara, internet altyapısına, kütüphanelere erişim uzaktan eğitimle olmaz. Başta matematik ve uygulamalı bilimlerde çok ciddi kayıplar yaşanacak. Ayrıca YÖK'ün Cumhurbaşkanı talimatından sonra uzaktan eğitime geçme kararı da hukuksuz bir karar. Böyle bir kararı ancak her bir üniversitenin kendi senatosu verebilir. Üniversiteleri, rektörleri tehdit ediyorlar. Yasaymış, anayasaymış bunların umurunda değil. Dün akşam Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hükümete üniversiteleri açın. Biz bölgeden gelip barınma sorunu olan herkesi yerleştirmeye talibiz. Belediyelerimizle birlikte bu işin lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya varız. Siz yeter ki okulları açın, gerisini bize bırakın dedi. Bir kere daha söylüyoruz. Üniversite gençliğini de deprem enkazının altında bırakmayın. Üniversitelerden elinizi çekin. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz cuma akşamı da depremin olası ekonomik maliyetlerini akademisyen ve iktisatçılarla masaya yatırdı. Resmi açıklamalardan anlaşılıyor ki deprem bölgesinde 105 bini yıkılmış veya ağır hasarlı bina var. 205 bin 86 bina ise az hasarlı. Bu hasar tespitlerinde sıkıntı olduğu konusunda sahadan çok sayıda şikayet alıyoruz. Biliyoruz sahada çalışmak zor ama azami dikkat gösterilmeli. Vatandaşlarımızın zihninde hiçbir kuşkuya yer bırakılmamalıdır. Milli gelir iş gücü kaybı, depremzedelere yardımlar, sermaye stokundaki kayıplar, telef olan büyük ve küçükbaş hayvanlar, otomobil, mobilya, ev eşyası gibi kayıplar, bunları alt alta koyduğumuzda depremin ekonomik maliyeti 75 ila 85 milyar dolar civarında. Buna bir de depremde kaybettiğimiz kıymetli beşeri sermayeyi eklersek, depremin toplam maliyeti 100 milyar doları aşıyor. Depreme ilişkin veriler netleştikçe elbette bu tahminler de revize edilecektir. Bunlar bizim ilk tespitlerimiz. Bölgenin demografik yapısındaki değişim ise bir diğer önemli risk faktörü. Özellikle Hatay bu bakımdan çok önemli. Çünkü Hatay demek Atatürk demektir. Hatay demek Doğu Akdeniz demektir. Hatay demek enerji koridorlarına erişim demektir. Bu nedenle Hatay artık hepimiz için şahsi bir mesele haline gelmiştir. Hatay'ın
beşeri, sosyal ve demografik dengesi mutlaka korunmalıdır. Gerekiyorsa bunun için özel bir kanun çıkarılmalı, teşvik ve destekler sağlanmalıdır. Tabii beşeri sermayemizin daha fazla yıpranmaması için atılması gereken başka adımlar da vardır. Her şeyden önce kısa çalışma ödeneğine başvuru hakkı ve koşulları hemen açıklanmalıdır. Bu süre içerisinde çalışanların gelir kayıplarının bir kısmı kısa çalışma ödeneğinden karşılanmalıdır. İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları bir kereye mahsus olmak üzere kaldırılmalıdır. Bu süreçte işsiz kalanlara işsizlik sigortası fonundan en az asgari ücret düzeyinde işsizlik maaşı verilmelidir. Depremde hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresi koşulları aranmaksızın ölüm aylığı bağlanmalıdır. Deprem sebebiyle %60 iş görme kaybı yaşayanlar prim ve sigorta süresi şartı aranmaksızın mağlul sayılmalıdır. İstihdamı korumak amacıyla işverenlere karşılıksız hibe verilmelidir. Fatura ve kira giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Küçük esnafın bankalara olan tüm borçları hazine tarafından karşılanmalıdır. Depremde yaşamını yitirenlerin kredi kartı, ihtiyaç, konut ile taşıt kredi borçları silinmelidir. Bazı bankalarımız buna başlamıştır. Bu uygulama tüm bankalara teşmil edilmelidir. Ama bakıyoruz ülkeyi yönetenlerin gündeminde bunlar hiç yok. Onların tek bir derdi var, para, para, para. Allah gözlerini doyursun. Beton kalpli Erdoğan insanlarımızın kırkı çıkmadan acıların üstüne rant betonunu hızla dökmek istiyor. Bunun için o kadar aceleleri var ki daha insanlarımız enkaz altında can derdindeyken iş makinelerini enkaza soktular. Önce afriyat, sonra inşaat yeter ki başlasın. Millet daha acısıyla boğuşurken bunlar ihale ve rant paylaşımına başladı. Ne de olsa benim oğlum bina okur, döner yine okur. Kulağımıza duyumlar geliyor. Büyük yandaş inşaat şirketlerine hazır olun talimatı verilmiş. Hızla sahaya gireceksiniz mesajı gitmiş. Hafriyat işleri, inşaat işleri şimdiden paylaşılmış. Yandaş müteahhitlerin AK Parti binasını mesken tutmaları, MYK toplantılarına katılmaları boşuna değil. Millet can derdinde, bu akbabalar rant paylaşımı derdinde. Ne demiştik? Balın olsun tek, sinekler Bağdat'tan gelir. İşleri hesapsız, kitapsız, kuralsız, denetimsiz götürmek için de şeytanın aklına gelmeyecek şeylere imza atıyorlar. Şimdi Türkiye tek yürek diyerek güya depremzedeler için bir yardım kampanyası düzenlediler. Bir gecede 6 milyar dolar para topladılar. Ama baktığımızda bunun 2 milyar 100 milyon doları kamu bankalarından geldi. 1 milyar 400 milyon dolarlık kısmı da kamu kuruluşlarından ya da sarayın beşli çetelerinden. Ama en büyük bağış 1 milyar 600 milyon dolarla Merkez Bankası'ndan. Evet. Şimdi ama bunların acele işlerine de hep şeytan karışıyor. Kamu bankalarının yapabileceği bağış ve yardımlar 5411 sayılı bankacılık kanunu ile sınırlamaya tabi. Kamu bankaları talimatla yüklü bağışlar yapınca kanunda çiğnemiş oldular. Kamu bankalarındaki her bir yöneticinin artık hukuki sorumluluğu var. İşte bunları kurtarmak için OHAL kararnamesi çıkarıyorlar. Ama bu OHAL kararnamesini çıkarırken de bu sefer anayasayı çiğniyorlar. Anayasasının 104. maddesine göre kanunda açıkça düzenlenen bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Ama çok aceleleri var. Tabii ne yapsalar olmuyor. Yönetemiyorlar. Bir de mızrağı da çuvala sığdıramıyorlar. Toplanan bağış ve yardımlar hazineye aktarılsa bu paralar Sayıştay denetimine ve bütçe düzenlemelerine tabi olacak. Bunlardan kurtulmak için böyle bir tezgah kurmuşlar. O da yarım yamalak.
Genel Başkanımız kaç defa sordu. 15 Temmuz için toplanan paralara ne oldu? Beşiktaş'taki terör saldırısından sonra milletten toplanan yardım paraları ne oldu? Bunlar yerine ulaştı mı? Ne gezer? Hiçbiri ulaşmadı. Açıkça söylüyoruz. Depremzedeler için toplanan her kuruşun takipçisi olacağız. Şunun şurasında yönetimden gitmelerine, bizim iş başına gelmemize artık sayılı günler, saatler kaldı. Her kim ki, bak altını çizerek söylüyoruz, her kim ki bu acılı günlerimizde ekşi yer, hesabını mahkemeler önünde verir. Değerli basın mensupları, bu kadar acı varken bu kibir abidesi ve şürekası milletimize hakaret etti. Küfür etti. Milleti not etti, milleti tehdit etti ama yapması gereken tek şeyden hep imtina etti. O da istifa, istifa, istifa. Ülkeye ve millete verecek hiçbir şey kalmayan bu yönetimin yarından tezi yok, derhal istifa etmesi gerekir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Efendim, Ankara Masası Haber Sesi Ecem Çetin. Bülent Arınç Ankara Masası yayınında YSK'nın seçimi erteleme yetkisinin olabileceğini söyledi, olduğunu söyledi. Sizce YSK seçimi erteleyebilir mi? Meclis kararı mı gerekli? Teşekkür ederim. Seçim tarihini belirlemek Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun tek bir görevi vardır. Seçimi zamanında güven içinde yapmaktır. Seçimin güvenle yapılabilmesi için gerekli tüm önlemleri almaktır. Bunun için de Yüksek Seçim Kurulu gereken tüm tedbirleri almalıdır. Nokta. Efendim, müsaadenizle bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru KRT TV tarafından yönlendirildi. O soru şöyle. Hükümete yakın gazetelerde depremde zarar gören ve insanların hayatlarını kaybettiği İskenderun'daki 6 mahallenin riskli alan ilan edilmesi kararının CHP'ye yakın sol örgütler tarafından Danıştay'da iptal ettirildiği iddia edildi. Özellikle Mersin Milletvekili Alpay Ertmen de İskenderun'daki 6 mahalleyi riskli alan olmaktan çıkaran Cumhurbaşkanlığı kararını paylaştı diye bu konuda çokça eleştirildi. Sizin bu iddialar hakkında bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi bu davanın hiçbir tarafında Cumhuriyet Halk Partisi yok. Davayı açanlar bölgenin muhtarları ve onların kurduğu sivil toplum örgütleri. Şimdi bu nasıl bir sol örgüt ki davayı açtırdığını söyleyen Meydan Mahallesi muhtarı mahallesinin riskli alan olmaktan çıkaran Cumhurbaşkanlığı kararı için şunları ifade ediyor. Muhtar bu. Meydan Mahallesi Muhtarı ve İskenderun Meydan Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı olarak AK Parti Hatay Milletvekili Sayın Abdülkadir Özel Bey ile mahallemizin durumunu izah ederek sıkıntılarını arz ettim. İskenderun Belediye Başkanımız Sayın M. Fatih Tosyalı da İskenderun Belediye Başkanlığı olarak üzerine düşeni yapacağını söyledi. Belediye başkanımızın ve vekilimizin uzun uğraşları sonucunda bugün itibariyle resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Meydan Mahallemiz riskli alandan çıkarılmıştır. Ya şimdi ben buradan soruyorum. Bunu yazanlara soruyorum, müptezellere soruyorum. AK Parti Milletvekili Abdülkadir Özel hangi sol örgütün mensubu? AK Partili İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı sol örgüt mensubu mu? Yoksa bu kararın altında imzası olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mı sol örgüt mensubu? Ne diyeyim? Pelikan yalılarında oturanların gazeteciliği ancak bu kadar olur. Sarayın dehlizlerinde altın trollerin hazırladığı zırvalarla bu satırları yazan da, bunu yorumlayanlar da zerre gazetecilik etiği, ahlakı olmadığı
bir kez daha görülmüştür. Ama ne gam, bunların ateşi cürümleri kadar yer yakar. Efendim K24 tarafından yönlendirilen bir soru var. K24'ün sorusu da şöyle. AK Parti yetkilileri hazırlıklar tamamlanırsa seçim 14 Mayıs'ta yapılacak açıklaması yapıyorlar. Altılı masa olarak seçimler konusundaki planlamanız nedir? Ertelenmesi konusundaki fikriniz nedir? Ya, yani yapılacaklar bellidir. Anayasa, hukuk, kanun bellidir, açıktır. Bunun ötesi abesle iştigaldir. Bu arada tekrarlıyorum, YSK'da seçimle ilgili çalışmalarına bir an önce başlamalıdır. Ülkeyi zamanında seçime hazır hale getirmelidir. Görevi budur. Evet. Telebir tarafından yönlendirilen bir soru var efendim. Telebir'in sorusu da şöyle. Türkiye İşçi Partili Serra Kadıgil'in katıldığı bir canlı yayındaki Diyanet'le ilgili sözleri nedeniyle Telebir ekranları 23, 24 ve 25 Şubat günleri karartılacak. RTÜK'ün Telebir ekranının karartılması kararı hakkındaki görüşleriniz nedir? Bu depremde hükümetin 20 yıllık dekoru tek bir günde çöktü. 20 yıldır çizmeye çalıştıkları muktedir imajı enkazın altında kaldı. Şimdi yaşananlardaki sorumluluklarını gizlemek istiyorlar. Bunun için de sarayın sopası RTÜK eliyle özgür basın kuruluşlarına darbe yapmak, gerçeklerin üstüne şal çekmek için kullanılıyor. Baştan itibaren ifade ediyoruz. Biz özgür basının yanındayız. Sadece Telebir değil, hiçbir televizyon kanalına verilen cezayı kabul edemeyiz. Ama zahmet etmesinler. Onlar ne kadar çabalasalar da gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Ben teşekkür ediyorum.